Kitap o işi berber dostun yapar. Haydi al. Saat da var ha burada şimdi. Burada tarzıydılar. Karşıdakiler var. Ufuk! İsminiz? Mustafa Uğur. Mustafa. Size aşağı şehirde kökeninize kimler derler? Aslınıza kimler derler? Tamam, bize Aşkaroğlu derler. Kökenimiz Aşkaroğlu. Evet. Peki şu Besni'den bu yaşa kadar şöyle özgeçmişini kısa da anlatabilir misin? Bu yaşa kadar neler yaptın, nasıl meslek değiştin, ne gibi işler yaptın? Evet. Özetini. 1951'de askere gittim. Evet. 53'te tezkere aldım. 53'ün Mayıs ayında eczacı kalfalığına girdim. Evet. 1960'a kadar bir eczanede çalıştım. 60'tan 70'e kadar bir eczanede çalıştım. 70'ten 77'ye kadar 1965'te Türk Hava Kurumu'na girdim. Üye olduk, delege olduk. Her iki senede bir Ankara'ya kongreye giderim. Halen Türk Hava Kurumu başkanıyım. 1983'te emekli oldum. 84'te. Nereden emekli oldun? Eczacı Kalfalığı'ndan emekli oldum. Güzel. İşçi olarak. Evet, güzel. Sonra? 1984'te muhtar oldum. Evet. Muhtarlığa devam ediyor. Hangi mahallelerden muhtar oldun? Kumar Mahallesi'nde. Evet. Şimdi iki işi bir mi yapıyorsunuz? İkisi Seferdil'de muhtarım. Evet. İki işi bir mi yapıyorsunuz? Bir de Türk Hava Kurumu'nun. Evet. Ben başkanım. Şube başkanıyım. Evet. Hem muhtarlık hem şube başkanım evet, yapıyor. Çok güzel. Peki. Şimdi senden asıl soracağım bir cevap şu. Biz aşağı şehir yıkıldı ya dediler ki yeni bir şehir yapılaşma. Tabii Cumhuriyet devrine geçiş de bizim de bir yer değişmemiş geniş kapsamlı bir saha ihtiyacımız oldu. Evet. Şimdi o zaman herkes diyor ki kimisi Beyler Dündar yazısını bedava vermişler. Kayardını vermişler. Ondan şu esas, ne diyor orayı. Şimdi siz o düşüncenize göre siz olsaydınız nereye kurardınız? Şimdi biz olsak kayardı çatını kurardık. Evet. Hatta birinci seferde oraya geldiler. Evet. Babam rahmetli geldiler, ilk ölçtüler. Vazlık çattılar. Evet. Burası şehir olacak dediler. Evet, Hasan Ali Yücel tarafından gönderilmişti adam. Evet. Köy enstitüsü için sonra şehir için. Evet. Evet. Doğru, bak bu doğru. Gerçeği bu. Gerçeği bu. Sonra işte milletvekilimizin zamanında o da getirdi, bu şeyine çekti, kendi mahallesine çekti. Eşittiğimiz. Evet. Şimdi burası Kuşoba çatı. Burası Kuşobası çatı değil mi? Yani çattı. Burası Sakız çatı. Şimdi çat derlerdi, çat gölü vardı biliyorsun. Evet, çat sen biliyorsun, ben orada çok yıkandım. Biz de yıkandık. Orada yıkanırdık. Dedem derdi ki rahmetli dedem ulan dedi orada kıllı kız var derine gitme. Batağımız mı da böyle biliyor musun? Bir kuyudan böyle su çıkardı. Orası da zaten çamurdu. Evet. Şimdi bu jeolojik yapısı bozuk olduğu için Besni esnafına cevap veremedi. Evet, burası çok şeydi. Kirlikti. Evet. Bataklıydı. Evet. Yok. oynak yerleri var. Evet. Heylan yerleri var. Evet. Besni'nin.
işte geçmişlerinden. Şimdi biliyorum, belki sen de hatırlarsın. Sen bizden yokuşu derlerdi. Evet. Yolun bu tarafından kadınlar eşeklerle, heybelerle kir götürürlerdi. Hamamda yıkanlar. Okula gidecek. 1940'da Dumlupınar okulu yapıldı. Oraya giderdik. Çamurdan ve kirden çıkamadık. Evet. Bu tarafı da yine akıntılar geçiyor. Diyersen Korukpınar'ı tarafı yine o görüyorsunuz. Da. Heylan. Evet. Demek ki burada bir hata olmuş. Şimdi İkincisi de şu, bu aşağı şehirdeki duran abidelerimiz, ne güzel hamamlarımız vardı, yıkanıyordu, beşiğini sallıyordu, kadınımız, erkeğimiz, ne güzel düğünümüzü yapıyorduk. Şimdi efendim birinci, niye dağıldı bunlar? Ulu camimiz vardı. Evet. Ulu cami, büyük cami, çok eskinin hamamın bitişindeydi. Evet. Bunda Hasan Tahsin belediye reisi olduğu zaman burayı yıktırdı. Evet. Hasan Tahsin Sümer. Evet. O yıktırdı camiyi. Ama bunun aslında belediyenin yetkisi de milletin malıydı bu. O bu milletin malıydı. Evet. İşte milletin malıydı. O zamanlar bizler bilmek. Evet. Bunun yıktırdığını söylediler ve görüşürüz. Evet. Yıkılmazdı. Evet. Büyükler enleş olsa yıkılmazdı. Şimdi bir de şu var. Diyoruz ki biz Besniler oradan göçmezden önce bir halini düşürmedik. Hiç çok, bir şeyini kaybettiğinizi bir abideyi Besniler yıkmış değildir. Evet. Hatta ziyaratı gider suallar yaparlar. Besniler böyle dine saygı, çalışanı seven bir milletiz. Evet. Böyle harabiye misafir terveri. Tabii. Misafiri çok severler. Şimdi aslı Besniler dışarı dağılınca burası sahipsiz kaldı diyorum ben. Evet. Herkes deynağını çeken, kazmasını çeken gece gitti taşı yıktı sattı buralara. Evet. Ya böyle diyorlar yani. Doğru mudur? Eşitlik doğru da. Evet. Biz de duyduk da hale görmüştük. Hatta mezar taşlarını bile kırdıkları görülmüştü. Var, mezar taşları da var. Hacı bitti, onun hepsini konuştuğun şeyi de konuşsana ya. O hangisi? O şey, bu Ali Bey'in oğlunun, ben memurunun. Evet. Parayla onun bunun arsasını satıp da birbirine soktu evleri, birbirine cadde koymadı, bilmem ne koymadı, i̇şte bu şehri bu hale getirdi. Sen bir şey diyeceksin. Şimdi efendim ikincisi de şu. Biz diyoruz ki hiç değilse Kayardın'ı bundan sonra değerlendirelim. Evet. Gelecek. Şimdi diyorlar ki dışarı burada kazandı. Besinler burada kazandı. Dışarıya gitti. Fabrika kurdu. Ben de diyorum ki ya burada kazanan niye gitsin? Bu memleketi bırakır mı? Şimdi efendim buradan hasılatları alıyorlar. Gidiyorlar başka yerine yiyorlar. Evet. Nereden aldılar bunlar? Bu mesela diyelim canlıyı Zeyrek Pamukçu'yu göze alalım. Bizim Tahtobası'nda çok bildiğimiz bir kişi. Bunlar yarın fakirliğine gittiler. Birçokları var. Acaba bu zengin olarak ben yani bilmiyorum ben. Bu şahsa aynı filmler var bende. 1939'da 18 bin nüfusu vardı Besni'nin. Evet. Şimdi 16 bindir. 25'e çıkarttılar ama o en çok 16 bin. Evet. 16 bin nüfusumuz var Besni'nin. Evet. Çoğunda köylü teşkil etmektedir. Evet. Şimdi ben de diyoruz ki bu Besni'nin eski oyunlarımız da vardı. Ya düğünlerimizi söylerdik, çağırdık, yedi belalar, bayram galalar, abdinolar, ne bileyim. Adıyamanlı Mehmetler vardı böyle. Ya, yani çok güzel hakemler oldu. Kıyımı ya da vardı. Kıyımı işte değil mi? Kıyımı. Şimdi bu eski ahkemler şimdi yok. Eline bir davul alıyor, orkestra diye. Ver Mehmet, al Mehmet. Hep gebellezine. Şimdi, eskinin düğünleri şimdikilerden çok iyiydi. Evet. Bir araya çok sevgi vardı. Hürmet vardı. Tabii. Şimdi onlar kalmadı. Evet. Biz bunu, bu saygınlığı, bizim bu Türkmen aşiretinin, Türkmen varlığını yaşatmak için ben bir bunu öncülük yaparak diyorum ki bir folklor kuralım. Beş vilayetten de bunu aynen soruyorum. Şimdiye kadar bir Besni çıkıp da hayır demedi. Bir folklor kuralım. Kendi düğünümüzü kendimiz yapalım. Kendimiz sazımızı kendimiz çalalım. Kendimiz sözümüzü, kendi türkümüzü kendimiz söyleyelim. Mesela bir ekip kuracağız. Antep'te Besni düğünü var. Tak gitsin onu. Düğünü yapsın. Oradaki hemşehrilerimizin Besni özlemini gidersin. Besni türküsünü söylesin. Adana'da ise Adana'ya gitsin, altı arabalı. Mersin'de ise Mersin'de. Ondan sonra bir de Uşak'ta diyorum böyle bir teşkilat kuralım. İzmir, İstanbul'u hemen gitsin her besin.
Işığı da açar mı? Aç. Bunlar resmi çekilenler mi? Resmi çekilenler bunlar. Ufuk Ergin. Bu Ergin. Evet. Size aşağı şehirde babalı abına kimler derler? Babalı abına Avzat Hoca'nın oğlu derler. Evet. Oğlu Mehmet derler babama. Evet. Aslımız kökenimiz Sunarlar'dan gelir. Evet. Güzel. Babam peki, esas olarak Beslidir. Evet. Doğup büyüme Besli olduğundan Malatya göçmüşler zamanında. Orada işe atılmışlar, iş hayatına atılmışlar. Evet. Peki. Ondan sonra, evet. Peki siz bu mesleğe böyle yetişerek mi geldiniz, sonra da mı edindin bu mesleği? Şöyle kısaca anlatabilir misin? Bu mesleğe nasıl atıldın? Şimdi bu mesleğim benim mesleğim değil aslında da, daha sonradan oldu. Evet. Benim esas mesleğim kaynakçılık. Evet. Bu meslekte arkadaşımın tavsiyesi üzerine. Evet. Yani iş hayatına atılma icabında oldu. Evet. Şeyleri öğrenme. Hayat tecrübesi kazanmak için. Evet. Meslek icabında yararlı olmak için. Evet. Peki sana sorayım. Bu sen şimdi bunu öğrendin mi yani? Şöyle güven olarak kendin yapabilecek güven sağladın mı kendine? Bu mesleği yaparım diye. Şu anda daha öyle bir şey yok. Hani yapabiliyorum da tam olarak değil. Ha, tam sırrını öğrenmedin. Öğreniyorsun. Tam sırrını öğrenmek için çıraklıktan yetişmek. Orta geçinebiliyor musunuz ortamını? Orta olur, normal. Peki sizi, bizi bu iki kişiyi tatmin ediyor mu? Bu beslenin nüfus durumu kaynağı. Yani sizi tatmin edici mi buradaki yaptığınız iş? Şu anda fotoğrafçılar mesela çok. En azından 5-6 tane fotoğrafçı var Besin'de. Aslında çok, evet. Çok, aslında çok. Siyah beyaz üzerine çalışılıyordu. Yeni çıkan tekniklerin sonucunda bu şey siyah beyaz öldü. Evet. Yani tam ölmedi de isteyenler oluyor yani yine eski insanlar. Yanıyı çıkarttırıyor. Peki bu tahtadan adam yapıyor. Aşağı yerde ben takılırdım, biliyor musun? Bu, şeyin Gülhan babasına şeye tahtadan adam yapıyoruz diye. Şimdi de böyle o eski makineden çeken var mı? Eski makineden o sulu fotoğraf. Ha işte tahtadan adam. Tahtanın şimdi için. Yok. Şu anda yok. Ha. Eskiden vardı. Yani birkaç sene öncesine vardı. Şimdi baba Şükrü dedi oğlum avradını siker. Sen tahtanın içine koy bu tahtadan avratla seni çıkarım dedi. Öyle adam. Kağıt koruk adam yapardım diye takılırdım diye söylerdim, biliyor musun baba gibi? Peki size de genç olarak şöyle soruyorum. Bu Besli'de neden göç ettiler? Mesela babangil de dışarıda kazanmış. Besli'nin göç etmesi şuna bağlı ki burada ağırlık beylik yürüyor. Evet. Yani zenginlik çok burada. Evet. Fakir insan da burada hakkını alamadığı için evet. Dışarıya göç başlıyor. Evet. Dışarıya göçenler en azından bir eli bir şey tutar. Göçüp gidiyor yani buradan bir şeyler sahibi olmak için. Buradan çıkıp gidiyorlar. Bir şey sahibi olduğu zaman tekrar dönüyor buraya. Evet. Kendini göstermek için burada. Evet. Peki senin paran olsa sen de gider misin? Benim param olsa buralarda durmam ben tabii ki. Yaşamak yeri değil. Demek ki senin fikrine göre kapasiteyi daha hala kurmamışız. Tabii. Şimdi neden? Zemini tamamda hazırlamamışız. Şimdi Uşak'taki adam seni düşünüyor da Besin'deki adam seni düşünmedi. Tabii. Bak Uşak'ta gidiyor hemen herkes kapıyor adamları. Neden? Uşak'ta Besinlilere iş veriyor. Uşak halkı yanlarında çalışıyor. Büyük bir şey görüyorlar yani. Ha, böyle bir Ahmet. Nimet görüyor. Bizim burada şöyle böyle değil. Peki genç olarak bir de şöyle değil. Bir folklor bulmak istiyoruz.
kendi müziğimizi kendimiz çalalım, kendimiz söyleyelim. Neden? Siz de bunda maddi manevi, mesela manevi daha ziyade gençlere çalmaları için, söylemeleri için böyle kişileri tavsiye etmek de bizim için yeterlidir. Bunun içinde sen de katkıda bulunur musun? Sonra ilk başta nasıldı? Şimdi bir folklor kurmak istiyoruz, Besliler'in adı. Evet. Yani çalan, söyleyen, okuyan hepsi Besli olsun. Gidip böyle sokakta, şurada burada değil. Mesela burada Antep'te Besliler'in düğünü var. Ekip gitsin, Besliler'in orada düğünü yapsın. Oradaki Besliler'i moral versin, söylesin. Ondan sonra diyelim ki Gölbaşı'na gitsin. Nerede varsa oranın gidip Besliler'in kendi çalgısı, kendi müziğiyle ulaşsın. Böyle bir folklor kurmak istiyoruz. Siz de bunda yardımcı veya katkıda bulunur musunuz? Şimdi şu anda bizim imkanlarımız el verdiği kadar katkıda bulunuruz. Evet, yani imkan dediğim gençlere tavsiye dolu. Gençlere tavsiye, buranın gençleri yani aşırı zevk düşkünü bir gençlerdir yani. Buranın gençleri. Öyle bir şeyin olmasını yani düğünde müğünde görülmesini, kendi öz bestimizin kendi gençlerini görmek daha güzel olur. Tabii. Daha tabii. Bir İftihar ederiz. Çünkü biz Türkmeniz, Türkmen müziğimiz var. Evet. Daha mı başka olur? Onun sebebiyle burada kurulsa en azından gençler yetişse, şu andaki gençler yetişse daha iyi olur. Tabii. Daha tabii. Güzel olur. Öyle diyorsun. Yani yabancılık çekilmez bir yandan. Hani acayip para veriyoruz. Biz tabii. Bu parayı kendi değerlendirmek